Japanese Game Show Edition. Tanrızu nominasan na okage deshita. Bunu ezberleyip geldim. Büyük ihtimalle yanlış söylüyorum. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim, nasılsınız? Arigato gozaimasu. Oo. Çok iyi. Bu bölümde bunu beklemiyordum. Evet, 3 kuruş Japoncamız dökülecek. Aynen. Moşi moşi. Entaylarda öğrendiklerimiz. Evet efendim, bugünkü konumuz Japanese Game Shows. Japon televizyon oyunları mı, yarışmaları mı diyelim. Japon televizyonlarındaki oyun programları. Şahane pazarlar. Şimdi neden böyle bir şey, nereden çıktı diye soranınız olabilir. Bu aslında bir konu. Belki televizyonlarda çok yazılan bir konu, konuşulan bir konu değil ama internet kaynıyor. İnternet kaynıyor. Yani Japonlar... Bir de televizyonda da etkisini görüyoruz aslında dolaylı olarak. Hani birebir bilmesek de. Yani oralardan bir şekilde çevrilmiş bazı şovları, bazı yarışmaları buralarda da görmek mümkün. Bir şimdi bu elemanlar bilim kurgu falan fantastik konuşup duruyorlar. Ne alaka diyeceksiniz. Onu da sonradan bağlarız. Bağla bakalım, bilmiyorum ben nasıl bağlıyoruz. Hadi bakalım. Yani zaten şimdi. Yani bu geyik zaten şeyden çıktı işte. Şu anda popüler olan Squid Game dizisinden başlayan bir muhabbetin üzerine. Bye. Bu böyle game show ama bunların tabii işte daha böyle ölümcül olanları bilmem nesi falan. İşte Battle Royale şeyi olsun, filmi olsun. Daha önceki Japon. Ona benzer. Evet. Oradan ayrı bir şey muhabbeti döndürmüştük. İşte bir yarışma. Doğru. İşte açlık oyunları mesela falan gibi böyle hani bilim kurguda da işlenen bir konu aslında. Hani bir belli bir toplu insanları bir yere atıyorsun. Orada hadi bakalım birbirlerini yesinler. Hani bir yandan bir toplum eleştirisi, bir sembolizisi olan işler. Zaten Squid Game öyle dibine kadar. Orada işte bir kapitalizm eleştirisi falan bilmem ne. Hani buradan zaten bir bilim kurgu edebiyatında dokunduğu bir konulardan. Ama bunun nasıl ilham aldığı gerçekten kültürde de olan, Japon kültüründe de olan bir şey var zaten. Japanese Game Shows. Şimdi bu bunun kökenine iniyoruz şimdi. Bunların ilham aldığı şeyin kökenine iniyoruz. Bunların bu konusu ünlü, dünyaca ünlü. Biraz şundan dolayı sınır tanımayan bir şaka anlayışları var. bazı programlarda gerçekten sınır tanımıyor diyelim. O programlardan örnekler vereceğiz, biraz onların hakkında konuşacağız. İstiyorsanız böyle daha light olanlardan başlayıp sınırı zorlayan ve sınırı geçenleri daha sonra atabiliriz. Evet, kim light olan bir şeyden mesela kim belli başlayacak? Bir yerden sonra saat 10'u geçti, genç dinleyicilerimiz hadi uykuya deyip onlara başlayabiliriz. Canlı yayın yapıyor olsaydık öyle gibi diyebilirdik. İşte canlı yayınmış gibi. Ama kayıt yapıyor olduğumuz için. Ya bir hayalim var, bozma. Ondan sonra. Peki tamam. Evet, hafif bir tane başlayalım o zaman. Barış sen başla bir tane. Evet, o zaman işte başlangıçta da söylediğim gibi orijinal adı Tonorizu no minasan no okage deshita. Yani Human Tetris diye, daha doğrusu işte insan Tetris'i ya da duvardaki delik, hole in the wall diye geçiyormuş. Şimdi hole in the wall, duvardaki delik deyince akla böyle saat 20'den, 10'dan sonra konuşacağımız şeyler... Ben oraya girmeyelim. Oraya girmiyorum. Oraya düşünmeden konuyla da alakası yok zaten. Şöyle bir yarışma var. Şimdi bir köpükten yapılmış bir duvar var. Duvarın üzerinde bir insan silüeti var. İşte yok bu böyle... eğilmiş olabiliyor, kolunu bacağını açmış, T şeklinde durmuş olabiliyor. Farklı tiplerde böyle bir silüet delik var. Bir yarışmacı kesilmiş da... Kesilmiş orası. Orası kesilmiş duvarda. Böyle süngerden bir duvar. Bir yarışmacı da duruyor, bir havuzun kenarında duruyor. Bu duvar bu yarışmacıya doğru geliyor yavaş yavaş. Yarışmacının amacı o silüetteki pozda durup o duvarın içinden geçebilmek. Geçemezse, duvara çarparsa duvar onu havuza doğru itiyor ve suya düşüyor. Şimdi bu yarışma bu arada en popülerlerden birisi. Bunu dünyada da şeyler var değil mi? Başka yerlerde Türkiye'de de. Türkiye'de bile yapıldı bu.
Var mı? Süheyl Behzat kardeşler bunu Türkiye'de de yaptı aynısını. Evet, Süheyl ve Behzat kardeşlerin yapmadığı şey kalmadı galiba evet, bunda. Televizyon izlemeyi bırakmadan önce görmüş. Evet, evet. Böyle bir İlginç. İnsanları suya düşürüp gülmek üzerine bir yarışma. Tabii değişik komik şekillere sokup. Evet. Aldıkları pozlar da birbirlerinden komik oluyor tabii. İşte yok hatta bunun böyle bazıları böyle havada zıplayıp da geçmeye çalışanlar var. Bazısı böyle iki kişi oluyor. Böyle birbirinin üzerine çıkması gerekiyor falan öyle geçmeleri gerekiyor işte falan. Evet. Böyle bir şebeklik böyle üzerine bir kurulmuş bir yarışma. Volkan sen anlat bir tane. aynısından devam edeyim biraz. Bunu evet. Bir de şey bilgisayar oyunu versiyonlarını da yaptılar. Ha. Şey böyle, mi? Bu Kinect falan şeklinde mi? Evet. Bu, evet. Bu vücudun oynadığı. Televizyon karşısında o şekillere giriyorsun. Hı-hı. Ona göre ne kadar tutturduysan puan alıyorsun. Donnerizunu menasan ne okage deşita de computer game'u. Bu ezberledim ya ben birkaç defa söyleyeceğim ben bunu. Evet. Evet. Bu sadece bu oyunun adı bu arada. Evet. Benzer bir batıya da birkaç değişik versiyonuyla gelen şey var. Sessiz kütüphane, Silent Library. Bunda da bir grup insan bir masa çevresinde oturup İşte 6 kişi oluyorlar değil mi? 5-6 kişi oynuyor. 5-6 kişi oynuyor. Bir tanesi ceza yiyor her tur. Kart dağıtıyorlar. Kart dağıttıkları yöntemle belirliyorlar. Evet. Sonra da o kaybeden bir ceza yiyor. O ceza da genelde eşek şakası kıvamında. Evet. Ya genellikle genital organlara vurma üzerine bir şaka şey ceza oluyor. Cezalandırılıyor. İlginç şeyler olabiliyor. Mesela bir tanesini hatırlıyorum. Bir dakika dur. Başka örneğe geçmeden önce bu Volkan'ın bahsettiğinin de ismini ben Downtown Nagaki Nontuskaya ki ya Arahende. Bu yarışmanın adı da bu. Değil. Yani daha doğrusu bu format bu formatta birkaç şey var. Çok benzer formatta birkaç yarışma var. Bu bir tanesi. Downtown diye bir grup varmış. Bunlar Jackass gibi. Bu vardı MTV'de. Onları anlatacağım. Onlar çok ünlüymüş Japonya'da. Bayağı ünlü bir ekip varmış bu. O hani Volkan dediği konsept bu kütüphanede gülmemeye çalışma falan onlar da yapıyordu. Belki çıkaran onlar ama çıkaran onlar şey yapıyordu galiba. Jimmy Fallon mı taklit etmişti onu? Hmm, Amerika'da. Olabilir. Jimmy Fallon Show'da. Yani mesela şey böyle benim hatırladığım böyle canlı bir balığı öptürüyorlardı ağızdan. Jimmy Fallon oynadı sanırım. Orada yarışmacılardan biriydi. Öyle mi? Ben kendisi yani arkadaşlarıyla beraber yaptı diye. Şeyin galiba MTV zamanında bir ha, olabilir. Değişik ünlü grupları çağırıp onlara yaptırdılar sanırım. Öyle bu arada tarihlerini kontrol etmek lazım tabii ama mesela bu işte MTV'deki Jackass ekibinin de yaptıkları bunlardan bayağı ilham almış gibi duruyor. Hani evet. Tesadüf müdür? Bunlardan mı ilham almıştır? Bakmak lazım. Olabilir, olabilir. Tabii onlar tabii ayrı burada bir şeye çektiler. Hani orijinallik kattılar. Onların yaptığı farklı şeyler birebir değildi. Burada yani hepsi tane sakat kaldı tabii onların. Evet. En son biri peki öldü mü ne? Ondan sonra dağıttılar grubu zaten. Kütüphane meselesi tabii şeyden çıkıyor. Bunların hepsi bir kütüphanede geçiyor. Başka insanlar kitap okuyorlar çevrede falan. Mesele de zaten gülmemek. Ya da ses çıkartmamak. Ses çıkartmamak yani. Bu şakalar, eşek şakaları yapılırken ses çıkartmamamız gerekiyor kazanmak için. Burada da bir işte ses ölçen bir alet var. Belli bir sınırın üzerine geçince kaybediyorsunuz. Bir de onun şey varyasyonunu yapmışlar aynısını. Sınıfta ders sanki hoca bir şey anlatıyormuş gibi böyle derste bunlar sıralarda oturuyorlar. Bir de aynı konsepti öyle formatlamışlar. Sınıfta ses çıkarmamız. Bunu bulan ekip aslında işte dediğin gibi Downtown diye bir ikili var Japonya'da. Bunlar 1969'dan beri bu işleri yapıyorlar ve bayağı ünlü bir ikili. Şuradan bakıyorum. Şey, Hitoshi Matsumoto bir tanesi. Diğeri de Masatoshi Hamada. O bunlar adamların eşi Jackass'lik yapmak değil mi? Bildiğin hani şeyi o. Performansları o.
büyük oran, yani aslında şey diye geçiyor. Ya bunların yaptığı işi Japonca'da mansai diyorlar. Aslında biraz şeyine bakarsan hani dünya geleneğinde olan bir şey double act deniyor. Yani iki kişilik oyun anlamında. Hatta bunun çok örneklerini verebilirsin. İşte ne bileyim Amerikan şeyinde de mesela Laurel and Hardy Japonların orta oyunu diyebilir miyiz hocam? Evet, bizdeki aslında Karagöz Hacıva dinamiğine çok benzeyen bir şeyleri var. Hatta buradaki şeyleri, iki karakteri de yani bu dinamiğe de bir isim vermişler. Bokeh dedikleri bir karakter var. Bu birazcık daha böyle şey biri. Karagöz'ü andıran biri. Yani eğitim düzeyi düşük, belki hiç eğitimsiz. Biraz kaba konuşan, birazcık daha böyle köy insanını anımsatan tip. Onun yanına da Tsukomi dedikleri, onu tam Hacivat şeklinde dengeleyebilecek, işte daha kültürlü, şehirli, biraz daha hani böyle şey bir karakter. Belki insanlara daha normal gelebilecek rol bir karakter. Olabilecek. Evet, böyle bir dinamik oluşturmuşlar. Ama Karagöz Hacivat'tan farklı olarak, yani bizde genellikle şöyle olur. Karagöz Hacivat'a vurur. Ama burada tam tersi aslında, şey olan, şehirli olan, cahil olanın kafasına vuruyor. Yani döve, öyle döve, bir adam, değişik döve adam edeceğim seni şeyi var, mesajı var. Ama bunu o kadar çok şey yapmışlar ki, bu ikili dengesine, özellikle de birbirine şey yapan, birbirine zıt ikililer dengesine. Yani mesela işte Dan Aykroyd'la John Belushi'nin Blues Brothers'ı var. Hı-hı. Ne bileyim, Gene Wilder'la Richard Pryor'ın şeyleri, komedisi. Hatta bazıları şeyi bile katıyor. Kirk'le Spock da böyle bir zıt karakterlik dengesi üzerinde çalışma vardı diye. Hı-hı. Ondan sonra şeyler bilirler. Benim yaş grubumda işte Bud Spencer ve Terence Hill aynı şekilde benzer bir dinamiği gerçekleştiriyorlardı. Ondan sonra yani bu tarz şeyleri bulmak, Laurel and Hardy'yi dedik, işte ne bileyim, bir sürü örneği var aslında. Buna benzer bir ikili, bu Downtown ikilisi bayağı uzun süre şey yapmışlar. Sonra yanına bir kişiyi daha alıyorlar. Jose Yamakasiti'yi, bu üç kişi haline geldiklerini bir televizyon şovu haline dönüştürmüşler bunu. Downtown no Gaki no Tsukai ya Arahende şovun adı. Gaki no Tsukai şey aslında errand boy demek. Yani ayak işleri yapan çocuklar anlamına geliyormuş. Arahende de değiliz demek aslında. Ama onu çoğu zaman söylemiyorlar. Yani gerçekten bu dinamiğin üzerine bir de şey gelince, bir ikili daha geliyor. Onları da Kokoriko diyorlar. O ikilinin ismi de. Bunlar daha, yani şöyle, bu Downtown ikilisi yaklaşık böyle 60'larına gelmiş, 60 yaşına dayanmış durumdalar. Daha kırklarında bu Kokoriko ikilisi. Büyük ihtimalle çocukları Downtown yok tabii. Var var. Cezalardan dolayı biraz zor. Habire cenitallere basıyorlar. Evet. Naoki Tanaka ve Shouzo Endo ikilisiyle beraber 5 kişi haline alıp işte bu Gaku no Tsukai şovunu yapmaya başlıyorlar. Bu tabii değişik versiyonları var. Her hafta gerçekleştirdikleri versiyonlarda işte bu mesela şey yarışması var. Yemek yapma yarışmaları var mesela. Kafalarına gelen garip garip şeyleri, hiç birbiriyle uyumlu olmayacak şeyleri birleştirip yemek yapıp yiyip kusuyorlar. Şov bunun üzerine. Başka bir şov, gözleri kapalıyken mesela işte hangi diş macunu olduğunu şey yapmak. 20 tane diş macunu markası konulmuş. Onların birisiyle dişlerini fırçalattırıyor. Sonra gözünü kapatıp hangisiydi diye bulmaya çalışıyor. Bulamazsa
yine jenitallere doğru bir saldırı. Bir de bu tamam. Adamların şeyi var yani. Her bölümde farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Hani böyle bir format oturtuyoruz. Mesela işte bu işte Human Tetris dediğimizde ya yüzlerce bölüm aynı şey oluyor falan filan. Ama bu adamlar biraz daha işin içine böyle performans sanatı gibi yorum katıyor gibi bir şey görüyorum. Yani her bölümde farklı bir şey buluyorlar işte. Dediğim gibi bir bölümde bunu yapıyorlar. Yani bir bölüm yaptıklarını çok öteki bölüm pek tekrar etmiyorlar. Ya da en azından arada bir böyle bir çeşitlik katmaya çalışıyorlar. Öyle bir yaratıcı şeyleri var diyebiliriz. Çok şeyleri var canım. Yani aslında bir ara haftada 3 program yapar hale gelmişler. Yani her birinde değişik şeyler falan ama bunların en ünlü oldukları şey yılbaşı special'ları. Genital mi dayanır ya haftada 3? Evet. Vallahi bilmiyorum. Bu yılbaşı special'ları 24 saat süren bir şey. İşte her yıl başında gösterime giriyor. Yaptıkları şey de şu. Her yıl başında yeni bir konu, yeni bir tema var. Mesela temalardan biri şey oluyor. Hastane oluyor. Şimdi sabahın erken bir saatinde bunlar bir yerde 5 kişiler bir yerde buluşuyorlar. Bir otobüs geliyor bunları alıyor. Otobüse bindikten sonra önlerindeki 24 saat boyunca gülmemek zorundalar. Gülerlerse bir takım işte adamlar gelip popolarını şeyle copla vuruyorlar. Her güldüklerinde. Tamam mı? Mesele 24 saat boyunca az dayak yemek. Ama tabii anlamışsınızdır. Geri kalan ekipte, bunların bir ekibi var işte. Bunları güldürmeye yönelik şeyler hazırlamışlar. Sürprizler hazırlamışlar. Bunlar şimdi otobüsle alınıyorlar. Hastane diye dekore edilmiş bir sete götürülüyorlar. O set de kocaman bir set aslında. Setin içinde bir hastanede olabilecek birçok şey var. Bunları alıp odalardan odalara götürüyorlar. Oralarda değişik skeçler yapıyorlar. Bu skeçlere de Japonya'nın televizyonda ünlüleri katılıyor. O ünlülerin şaklabanlıklar yapmalarından dolayı bu adamlar gülmeye başlıyorlar. Ve her güldüklerinde popolarına birer birer şaplak indiriliyor. Yani şaplak dediğim 24 saat boyunca işte ortalama 250-300 tane cop yiyorlar götlerine. Tamam. Bayağı konsept bu. Bir zevk var adamlarda. Evet. Yani aynen öyle. Yani bazı şeyler yani tabii her şeyde klasik olmuş bazı şakalar var. Mesela bu Jose üzerine yapılan bir şaka bu adamın tokat yemesi üzerine. Bu Japonya'da işte böyle şey programlarında böyle arka sokaklar ya da ne bileyim Kurtlar Vadisi gibi bir dizide oynayan bir adam bunu sürekli bununla baş başa kalıp ona tokat atmayı öğretiyor mesela. Ya da ne bileyim bunun gibi şeyler. Ondan sonra tabii 24 saat sürdüğü için bir kısmında da yatıyorlar, uyuyorlar. Ve uykuları esnasında şakalar yapılıyor bunlara. Ondan sonra yemek esnasında şakalar yapılıyor. Ne bileyim işte Tanaka üzerine yapılan bir kickbox şeyi var, şakası var her sene. Yani şöyle şeyler oluyor mesela. Buna bir yer, bir odaya getiriyorlar. Her biri için bir masa konulmuş. Masalara oturuyorlar ve ekranda şey diyor. Masalarınızın çekmecelerine bakın. Her birinin masanın çekmecesinden bir sürpriz çıkıyor. Tanaka'nın sürprizi mesela bir seferinde bir şey çıkıyor. Zarf çıkıyor. Zarfın içinde kickbox diyor. Tamam. Kickbox yapan bir arkadaş içeriye giriyor. Tanaka'ya tekme atıyor. Buna da hep beraber gülüyoruz. Yani işte böyle yani, tek tek anlatınca saçma oluyor ama yani izleyip böyle üst üste binince böyle insanların siniri bozup artık gülmeye başlıyorsun. Yani öyle bir garip bir konsept. Aynen öyle. Yani şöyle bir durum. Ben bunların yaklaşık bir en az 10 tane şovunu izledim. Ben aslında böyle şeylerden zevk alan biri değilim. Özellikle de böyle işte ne denir slapstick ya da hani böyle birilerine vurarak o vurmanın üzerine gülmeden zevk alan biri değilim ama öyle bir
şey yapmışlar ki gerçekten gülüyorsunuz. Hele hele karakterleri tanıyıp da, çünkü her seferinde bu 5 Uygur karakter çıkıyor. kardeşler yapınca gülmezsiniz ama Japon yapınca gülüyorsunuz. Tabii, anladık. Tabii, evet. Ama bu karakterleri tanımaya başlayınca, onların da nasıl reaksiyon göstereceklerini birazcık sezmeye başladığınızda, gerçekten artık iş keyif alınabilir duruma geliyor. O yüzden yani ben bunları çok izledim. Herkese de tavsiyemdir. Ya Gakuno Sky'nin Batsu diyorlar bu seriye. Herkese öneririm. Çok da fazla şey yapmayalım, uzatmayalım. Yeni bir Japonca game bilmeyenler show. için Downtown Game Show diye aratırsanız çıkıyor sonuçlarda. Evet. Evet, eskiler demişken bir tane de gene bu eskilerden klasik sayılabilecek Takeshi's Castle. Takeshi'nin kalesi O. diye bir tane var. Bu baya Ateşi böyle, tam. hatta şeye de benziyor aslında. Bu Squid Game falan dedik ya, böyle 100 kişi başlıyor ya oyuncular. İşte çeşitli engeller var önünde. Bu daha böyle Survivor'a benziyor. Ya da işte Survivor değil de ne diyeyim. Bu işte bir parkur var önünde. Evet, Survivor'a benziyor, o da öyle. Birkaç tane parkur var. Yok işte bir tane işte ıslak bir rampa var. Oradan çıkmaya çalışıyorlar. Onu geçiyorlar. Ondan sonra yok işte sallanan bir tane mantar gibi bir şey var. Ona tutunup kaymadan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Hani böyle bir asker eğitim kampı gibi, Survivor gibi bir şey. Bir sürü arka arkaya parkur var. Elene elene işte en son kalana hediye, ödül bir şeyler veriliyor. Böyle 100 kişi başlıyor. En sona kaç kişi kalırsa artık. Onda da gene, ama tabii Japon parmağı var işin içinde. Öyle Survivor gibi daha ciddi şeyler değil. Komik komik şeyler oluyor. Bir tanesi şeydi mesela. Önünde 3 tane kapı var. Ama şey, bu Roadrunner çiziyordu ya işte, duvara bir tane tünel çiziyor. Onun gibi böyle çizilmiş yollar var duvarda bir Evet. tane. Koşup koşup bir tanesinden geçmeye çalışıyor ama işte atıyorum iki tanesi duvar gerçekten, bir tanesi işte karton bir şey, onun içinden geçerse geçiyor. İşte bir tanesi bu mesela şeylerden. Bir diğeri işte kapı odalardan oluşan bir labirente giriyor. Kapıları açtıkça işte o labirentin içinden onu kovalayan böyle korkunç palyaço tipli bir adam bunu çıkıyor, bunu kovalıyor bilmem ne. Doğru kapıyı bulup çıkmaya çalışıyor. Yanlış kapıdan çıkarsa çamura düşüyor falan. Böyle böyle bir gene türlü türlü içinde bir sürü küçük oyunun olduğu bir parkurlar şeyi Takeshi's Castle'da. Bu Bayağı da arada bir eski bir konsept. Hatta bundan işte esinlenip sonra işte Amerikan televizyonlarında Amerikan Ninja falan çıkıyor. İşte bizdeki sonra Survivor falan, bunların esinlendiği bu ana şey bu. Yarışmada bu. evet, bahsetmişken şeyden de bahsedelim aslında. Bu Takeshi's Castle'ı Takeshi olmasının nedeni, Takeshi Kitano diye Japonların çok ünlü bir yönetmeni var. Yani herhalde ilk üçe girer Japon yönetmenler arasında ve gayet ciddi filmleri de var. Oyunculuğu da var. Genellikle de böyle işte mafya tarzı filmlerde oynar ama sanat filmleri de var. Yani mesela Takeshi Kitano'nun Hanabi filmini herkese öneririm. Çok güzel bir şey. Güzel filmleri vardır Takeshi Kitano'nun deyip devam edelim. Şey de onun muydu? Dolls diye bir tane film vardı. Bir bakayım. Dolls olabilir. Bakayım. Hatırlayamadım şimdi. Bir bilene Ama soruyorum. mesela şey onundur. Bu Battle School diyeceğim ama Royale mi? Battle Royale Hı. Takeshi Kitano'nundur Evet, tabii. Battle Beat Royale Takeshi. de zaten, evet doğru, Battle Royale de neymiş? Zaten o da bu tip oyunlardan esinlenmiş bir şey. Distopik bir bilim kurgu. Bilim kurgu diyebiliriz de işte, distopik bir film diyelim. Başka bir game show. Candy or not candy. Yani tatlı mı tatlı Listemde değil vardı. mi? Şimdi efendim burada Çikolata mı değil mi? Şeker mi değil mi? Evet. yarışmacılarımıza çeşitli objeler sunuluyor. Yani objeler dediğim mesela bir ayakkabı. Burada da yarışmacılar genelde Japon ünlüleri oluyor bu arada. Evet. Şimdi bu ayakkabının gerçek olup olmadığını, gerçek bir ayak yani olup olmadığı derken, ya gerçek bir ayakkabı ya da ayakkabıya çok benzeyen bir çikolata veya bir işte tatlı, bir kek. Nasıl oluyor demeyin. O kadar benzetiyorlar ki anlamıyorsunuz.
Mesela kapı kolunu ısırtıyorlar. Kapı kolu meğersem şekerlemeymiş. Ya da ayakkabı işte yapacak ne yapmışlar? Ayakkabı ısırıyor. İşte ha, ayakkabı ayakkabıymış ısırıyor. gerçekten falan. Adam Sonra şey ayakkabı var. ısırdı da kalıyor. Böyle el kadar büyük koskocaman bir şey gergedan böceği getiriyorlar. Bir ısırıyor. Aa böcekmiş gerçekten. Mesela çünkü gerçek çıktığı da oluyor. Şimdi onu tahmin etmeye çalışıyorlar önce. Diyorlar ki bu olsa olsa bu gerçektir lan diyorlar. Bir ısırıyor çıkmıyor mesela. Yani işte burada havlu ısırttıkları oldu. Ne bileyim işte ayakkabı en ünlüsü zaten. Sehpanın Orada. köşesini ısırıyor, şeker mi cam mı? Ha, sehpa var, evet. Gerçekten. Gerçekten YouTube'da aratıp izleyin. Hani kendi ona kendi diye aratırsanız mutlaka çıkar. Gerçekten çikolata mı değil mi? Isırmadan anlamazsınız yani. Onları ısırmadan. Evet. Devam edelim başka. Devam edelim. Gene bak Japoncasını buldum bir tane. Misusu Nazotoki Variate Dasasu Game Dero. Bu da gene biraz Survivor'a benziyor. Bu şey vardı, bir tane Fransız yarışması vardı. Bir adada geçiyordu. İşte adada Ha evet. eski bir hapishane gibi bir yer sanırım. Bir kalemsi bir şey, binanın büyük bir yapının içinde geçiyor. İşte her odada ayrı bir bulmaca var diyeyim, ama hani böyle bulmaca şey, hani fiziksel şey de gerektiriyor. Bazen işte kafa kullandırmanı da gerektiren şeyler vardı. Ama böyle korkutucu şeyler var. Atıyorum bir Escape tanesinde room tarzı aslında değil escape mi? room Yani tarzı, ama mesela bir odadan tanesinde kaçma tarzı. işte yok, böceklerle dolu bir kutu var, tarantulalarla dolu bir kutu var. Oraya elini sokup anahtar almaya çalışıyorsun oradan. Yok efendim bir yerde böyle kafanı bir tane tünelden geçiriyorsun, ama tünelin işte kafanın etrafında bir kafes var. Onun dışında da, o tünelin içinde ve kafesin dışında da fareler var sağında solunda dolaşan. O kafanın farelerin içinden geçirip bir yere ulaşmaya çalışıyorsun gibi gibi. Bu Fransız Buna tam şovuydu. Indiana Jones'un o şeyleri vardır ya, sahneleri vardır. Şimdi onu Mesela söyleyecektim. Temple of Doom'da böceklerin arasından geçip de çıktığı Aynı, yer, aynı. yedi Indiana yalaklarının Jones'taki o arasında. sahneleri böyle bir oyun programına çevirmişlerdi. Bu da onun Japon versiyonu. Misutsu Nazotoki Variate Desasu Gemdero. Bunda da gene bu bir tuzakları var. Yok efendim işte bir tanesinde bu Star Wars'taki klasik iki duvarın birleşmeye başladığı yerden böyle bir uzun koridor var. Duvarlar kapanıyor sağa sola. Onun arasından geçmeye çalışıyorlar. Geçemezse sıkışıyor adam falan. Yani duvarlar şey karton tabii falan, ama gene de böyle sıkışıp kalıyor falan böyle. Biraz böyle tehlikeliye benziyor hakikaten. Bayağı böyle sıkıştırıyor adamı. İşte Böyle başka yer bir de kayıyor. yer... Alttan çekiyorlar yeri. Ha evet, bir Aşağısı tanesinin uçurum. aşağısı uçurum gözükmüyor, böyle karanlığa düşüyor falan tipler, böyle ne olduğunu görmüyorsun. Hani böyle görsel olarak korkutucu yapmışlar. Hani büyük ihtimalle ölmüyordur herhalde insanlar, ama git kayboldu falan Yok ama diye baya gidiyor bir olabilir. düşüyorlar galiba. Evet, bayağı yüksek düşüyor. Karanlık ya da ışık da güzel bir oyun yapmışlar böyle. Böyle sonu gözükmeyen bir deliğe düşüyormuş gibi hop kayboluyor falan böyle oyuncular. Sonra bir şeyden bir Bir kaydıraktan çıkıyorlar ama. ha Yani bu yani en tabii. az bir 10-15 metre düşüyorlar yani en az. Yani Korkunç bir şey. bayağı hunharca böyle bir şey hırpalıyorlar yani yarışmacıları. Böyle bir Gözünün yaşına bakmıyorlar canım. şey gibi Indiana Jones'u yaşıyorsun yani orada. O Evet, komedi yani. evet, onun dışında Honorable Mention'lar var, birkaç tane ufak tefek. Tore diye var bir tane. Onda da seni bir tane platforma koyuyorlar. Ayağından başlayaraktan böyle bir işte kumaşla sarılmaya başlıyorsun mumya gibi. Oh, evet. Bir makine böyle yavaş yavaş sarıyor seni. İşte ayaklarından yukarıya doğru alıyor alıyor. O sırada da böyle bir soru soruyorlar sana. Bilgi sorusu. Şimdi bilgi yarışması bu. İşte 7 tane mi Bilgi so 7 tane mi yarışması soru ama var. Ama evet, sen soruları işte cevap o zamanın doluyor işte. Yavaş yavaş bütün kafanı bir sararak seni %100 bir mumya haline getirene kadar 7 tane soruyu cevaplaman lazım. Cevaplayamazsan mumya olup tamamen kapatıyorlar seni falan böyle. O da baya bir klostrofobik bir şey aslında. Ağzını bunun her yerini evet, sarıyor yani. evet. Yüzünü falan da soruyor. Sonra da bir Evet. sakrofagın içine sokuyorlar. Aynen, bilemezsen soruları kapatıyorlar seni. Mesela bilirsen işte orada kurtuluyor falan makine. Bunun adı da Tore'ymiş. Başka bir oyunda valla bu çok şey bir oyun. Biraz garip bir oyun. Şimdi böyle bir cam tüp var. Ya da plexiglass işte. Şeyini, içini görebiliyorsun. Yaklaşık şöyle bir metre uzunluğunda bir tüp. Ortasında bir böcek var.
AK bingo. Geleceğim oraya ayrıca. Evet. İki kızı getiriyorlar. Evet. İki tüpün ucundan başla dedikleri zaman üflemeleri gerekiyor. Kim daha çok, daha güçlü üfleyebilirse böceği öbürünün ağzına sokabiliyor. Şimdi bu bahsettiğin yarışma o da bayağı oyun gerçekten. Böcek yedirtmek üzerine. Şimdi o yarışmanın adı AK Bingo. Şimdi AKB 48 diye bir grup varmış. Daha doğrusu bu bir grup demeyeyim de bir oluşum. İşte 100 yani belli bir zamanda böyle bir 100 kızdan oluşan bir şey grubu. Müzik grubu diyeyim. İşte bir Japanese girl band aslında. Ama değişik böyle okul gibi yapmışlar. İşte bu 100 kişi kız grubunun altında işte 5 ayrı grup varmış efendim. İşte yüzünün aynı anda çıkıp da böyle konserlerde çıktığı da oluyor. Yok efendim işte mezun olanlar oluyor bu şeyden gruptan. Yeni recruitler alıyorlar. Yeni işte kızlar geliyor. Onları işte şey yapıyorlar. Bazısı işte bilmem ne. Böyle bir bayağı bir hayran kitlesi olan bir müzik grubu var diyeyim. Bunların kendisinin bir yarışması var bir de işte bu kızların bu 100 kızın genel işte yarıştığı daha doğrusu yarışma da değil de işte bu game show gibi diyorlar buna tam bir game show değil hani kızlar geliyor bir şeyler yapıyor işte böyle yok böcek yemece bilmem ne yapmaca falan gibisinden. Onda da olay şöyle başlıyor işte önce bir yakar top oynuyorlar işte şey bir tane top çıkıyor topun üzerine bir ceza yazıyor sonra yakar top oynamaya başlıyor işte kim yanarsa ona o cezayı uyguluyorlar gibi bir show bu da. İşte bu cezalardan bir tanesi bu. İki bordunu şey üfleyip böceği ötekine yutturmaca. Yok efendim neler var? Bir tanesinde şey var. Bir tane tişörtün içine bir balon sokuyorlar. Bir küçük bir tabut gibi camdan bir şeyin kutunun içine koyuyorlar. Orada şişiriyorlar balonu. Ama balonun içinde de şey var. Çok iğrenç kokan bir gaz varmış. İşte bekliyorlar, şişiyor, patlıyor falan. O kokudan bayılıyor kız ondan sonra bilmem ne. Ondan sonra başka birisinin işte gözlerini kapatıyorlar. Hadi aç ağzını bakalım. Şimdi sana bir şey atacağız ağzına. Bunu yiyeceksin falan diye böcek atıyorlar. Onu yediriyorlar falan. Bu da gene böyle biraz Jackass vari. Biraz böyle game show tadında böyle bir şey yapmışlar. Ama oynayan Yok. ekip bu 100 kişilik kız grubu. Yani şey. Bir de bunun baya böyle tabii şimdi araştırınca biraz böyle hayran kitleleri var. Bilmem ne var. Böyle işte belli yaşını almış Japon amcalar bunları takip ediyor falan. Değişik bir kafası var. Onun da. Hani bir yarışma diye giriyorsun altından böyle değişik değişik şeyler çıkıyor. Bir kültür çıkıyor yani. O da Evet. AK Bingo diye bir enteresan bir şey. Bu Gaki no Tsukai ekibinin bir şeyi daha var. Yarışması daha var. O da şöyle bir şey. Şimdi kendi aralarından iki kişi seçiyorlar. Bunlar yarışmacı olacak. Sırt sırta birer sandalyeye oturuyorlar bunlar ve elleri, kolları, boyunları falan bağlanıyor. Yani sandalyeden kıpırdayamayacak haldeler. Sandalyeyle iki tarafta da, yani zıt taraflara bakıyorlar. İki tarafta da ray gibi birer şey var. Yol var. Uçunda da birer masa. Masanın üzerine de başka iki arkadaş, işte nasıl diyelim, güneş şeyleriyle, mayolarıyla masanın üzerine çıkıp böyle köpek pozisyonu alıyorlar. Popoları arkadaşlara dönük. Arkadaşlar da şimdi birer tane soru soruluyor. İsterseniz çocukları yatıralım. Benim de zaten masum örneklerim bitti. Daha şiddetli örneklere geçeceğim. Hani Evet. sansürü de kaldıralım. Sen rahat rahat domalıyorlardı. Rahat edin. Evet, çocuklar uykuya lütfen. Bu saatten sonra artı 18. Buyurun. Şimdi sandalyede oturan arkadaşlara sırayla sorular soruluyor. Soruyu bilemedikleri zaman masanın üzerinde domanmış arkadaşlar ya böyle birazcık yaklaşıyor. O rayın üzerinde masa yaklaşıyor bunlara. Şimdi tabii 4-5 tane soruyu bilemedikleri zaman bu masa o kadar çok yaklaşıyor ki yüzleri diğerlerinin popolarına giriyor. Human Centipede gibi bir şey. Onun tersi versiyonu da var. Eminim var. Popoları popolarına mı?
Neyse yani farklı bir yerleri popolarını. Ayaktalar ve önleri dönük, diğerleri emekliyor yavaş yavaş şeklinde. Ayakları popolarını. Ayakta duran çıplak elemana. Şimdi bunun başka bir versiyonu var. Onun versiyonunda da hepsi beraber sahneye diziliyorlar bacaklarını açarak. Her birinin bacağının arasında da bir mekanizma var. Mekanizma da şöyle. Soru çok şıklı bir soru. Yani çok cevaplı bir soru. Teker teker saymaları gerekiyor. Yani ne bileyim atıyorum böyle hayvanat bahçesinde görebileceğiniz hayvanları sayın diye sırayla saymaya başlıyorlar. Diyor biri aslan, zürafa, fil. Biri takılıyor. Takıldığı zaman birkaç saniye içinde bilemezse mekanizmanın ucunda böyle çekiçimsi bir alet var. O çekiç kalkıp bunun bacak arasında çat diye vuruyor. Bunun yumurtaya kırıyor. Evet, ya zaten yani bu ceza konusunda bu taşaklara vurma, yok göte bir şey batırma falan olayını çok seviyorlar. Yani bu evet. Çok gerçekten juvenil çok çocukça bir şey anlayışları var. Cezalandırma anlayışları var. Ve yani tabii insan hani bunu da izliyoruz sonuçta. Hani onun da bir şey tarafı var da yani asıl işin komik tarafı bu adamların burada ter dökmelerini ve mızıkçılık yapmalarını izlemek. Tabii yani istemiyorlar. Yani ağlamalarını görmek falan. Yani işte halinde. Sadistseniz ama ağlıyorlar, mızmızlıyorlar, ediyorlar ama en sonunda da çekici yiyorlar. Evet. İnsan her şey. İnsanın içinde küçük bir sadist olduğunu kabullenmesini sağlayan yarışma programları. Şimdi hazır artık artı evet, 18 barajına geçtiysek gene light'tan başlıyorum. Evet. Bu çok artı 18 sayılmaz. Yani bu Japonların zaten çıplaklıkla ilgili bir barışmışlıkları var. Hani o televizyonda çok evet. Şey yapmıyorlar. Hani kesinlikle pipiye falan sansürü o kareleme işte buzlamayı yapıyorlar ama hani Slippery Stage diye mesela bir yarışma var. Islak bir merdiven var. O merdivenin üstüne tırmanmaya çalışıyorsun. Tırmanırsan kazanıyorsun. Ama hani bu şu ana kadar masum görünüyor. Ama bu adamlar genellikle ya işte bu şey sumo güreşçilerinin giydiği gibi bir donumsu şey neydi onun adını unuttum. Onu giyiyorlar. Ya da tamamen çıplak olabiliyorlar. Böyle adamlar. Çıplak adamlar bir şeyin yani, üzerinden kaygan merdivenin üzerine çıkıp birbirleri üzerinde yuvarlanıyorlar falan. Böyle bir yarışma var. Slippery Stairs. Bikini altı diyelim. Bence o kadar. Bikini altı diyelim. Tamam. Yani tam sen bu arada torrent açıksa kapasana bir. Bir yavaşlık var değil mi? Yok. Değil. Baktım az önce. Torrent Barış'cığım. 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 Torrent açıksa kapar mısın? Torrent kullanmıyoruz lütfen. Bunlar illegal şeyler. Yaratıyor. İllegal şeyler bunları kullanmıyoruz. Tamam ben şaka olsun diye. Ben şaka olsun diye söyledim de ya açık kapı varsa kapat cereyan olmasın diyorum. Evet evet bir internet son zaman sıkıntı var. Son birkaç dakika diye geliyor. Çok güzel. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Toparlayalım artı 18'lerim. Artı 10. Yok bilmiyorum şey değil. Yani seninkiler duyuluyor sonuçta kayıt benden alınıyor. Çok büyük sorun olacağını sanmıyorum. İyi peki. Siz beni duymuyorsunuz. Bana ne? Ne yapayım? Artık açar kayıttan dinlersiniz anlattıklarımı. Kapattıktan sonra düzeldi. Tamam o zaman. Acaba Sinan mı torrentini kapattı? Evet. Yok ben. İkimiz aynı anda kapatmışız belki de. Ha, o da olabilir. Evet. O da olabilir. Yok. Kapıyı kapat. Dedim de ondan. Evet. Kapıyı tamam. Kapatınca o zaman artı düzeldi. Bak daha en eğlenceli artı 18 kısmına geldik lütfen. Konuyu değiştirmeyelim. Evet, gene en yumuşağından başlayayım ben. Artı 18 olabilecekten. Onların da belli bir içinde sıralaması. Strip the Girl. Şimdi bunda da gene bu Slippery Stairs'e benziyor. Gene bir rampadan çıkıp, gene ıslak bir rampa, kaygan bir rampadan adamlar çıkmaya çalışıyor. Ellerinde de bir tane işte tenis topu gibi bir top var. O topu merdiven, o rampanın üzerinde bir işte bir pano var. Panonun arkasında bir kız var. Panoya atıp
panonun üzerindeki işte kutuları devirmeye çalışıyorlar. Vurdukça işte 9 tane kutu kare var gibi düşünün. Vurdukça karelerden kızın şeyi açılıyor. Kızı görebiliyorsun o yavaş yavaş. Onlar düştükçe de işte kız yok işte önce bir üstünü çıkarıyor. Sonra altını çıkarıyor. Sonra duşu açıyor bir şeyler yapıyor falan. Böyle bir yarışma var. Tamamen işte bir striptiz üzerine kurulu. Zor bir artı 18'e ufak bir ara verelim. Başka bir yarışma. Binocular Soccer. Yani dürbünlü futbol oyunu. İki ha, takım... Dürbün emici diye düşündüm ben bir an. Evet. İki takım normal futbol oynayacaklar ama her birinin gözüne ters dürbün takılmış. Oo. Dürbünden ters baktığınızda uzakta her ne kadar uzakta gördüğünüzü hatırlarsınız. İşte o şekilde maç yaptığınızı düşünün. Bunları izleyerekten de biz gülüyoruz. İşte birbirlerine çarpıyorlar falan düşüyorlar falan filan. Valla güzel. Evet biz grup olarak böyle insanlarız. Bu şeyleri gülüyoruz. Bizi güldürmek çok kolay. Evet devam edebiliriz. Art 18. Art 18'den devam ediyorum. Think What Happens diye bir yarışmamız var. Bunda da gene erkek yarışmacılar karaoke yapıyorlar. Ezbere bildikleri bir şarkıyı söylemeye çalışıyorlar. Fakat şarkıyı söylerken bir zorluk var. Bir hanım kızımız da bir yandan hand job'la bu arkadaşların şarkı söylemelerini engellemeye çalışıyorlar. Oralara girmeyelim ya. Artı 18 dedim abi giriyoruz işte yapacak bir şey yok. Abi bunlar... artı 18'de geçmiş bu. Japon kanalında yayınlan Japonya'da kanalda yayınlanan şeyler abi, bunlar. Ha tabii bu arada şey. Hani adamın şeyinin böyle bir kutu içinde hani görmüyoruz o olayın kısmını. Ya, sadece adamın tamam. Adamın suratını ve kızın suratını görüyoruz sadece. Adam orada can çekişiyor. Yani belli bir noktaya gelmeden önce şarkıyı bitirmesi gerekiyor falan. Gibi bir yarışma var mesela. Ben daha masumca bir yarışma söyleyeyim. Tamam. Dengele. Adamın tekini kurutma makinesinin içine koyuyorlar. Ve dönerken spagetti yemesini istiyorlar. İçeride. Alet dönüyor absürt. Dönüyor. Bu da spagetti yiyor bir kutunun için. Absürtlükte sınırı yok. Gerçekten. Absürtlükte sınırı yok evet. Başka? Son bir tane daha kaldı ama en kötüsü yani şey olarak. Konsept olarak diyeyim. Bu da gene zaten burada oyuncular artık porno yıldızları oluyor. Bu böyle bir televizyonda yayınlıyorlar mı bunu bilmiyorum. Ayrıca şey olarak mı özelden mi şey yapıyorlar? Ya, yani bunda da bir bilmiyorum. Şey görüyorum. Bunda da gene hani kritik yerleri görmüyoruz. Sadece gene adamın surat ifadeleri falan filan var. Bunda da tanımını şöyle İngilizce okuyayım. Gay man tries straight man to make tamam happy. Onu ben yapmıyorum. To make happy diye bir yarışma konusu. Evet bir önceki anlattığının erkek erkeğe versiyonu. Gibi. İşte yok ben onunla. Ama el yerine olursun. Başka. El yerine başka. İşte bir de straight man burada şey olan mutlu edilmeye çalışan kişi. Yok efendim olur mu olmaz mı? Aa oldum hay Allah straight miyim değil miyim bilmem ne gibi bir üzerine yarışma. Ne kadar yarışma denirse. Bu bayağı artık konulu pornoya giriyor. Yarışma demek tartışılır ama Japanese Game Show diye aratınca Google'a çıktı mı çıktı karşıma. Gördüm mü gördüm. Sizinle de paylaşayım travmamı istedim. Görmeyeydim. O yüzden travmamı ben bunu gördüysem herkesle paylaşmak istiyorum. Travma paylaştıkça çoğalır. Teşekkürler. Evet. O zaman hafif bir şeyle bitirelim de herkesin aklında bu kalmasın. Çocukları uyandırıyor. Curling oyununu biliyorsunuz. Evet. Olimpiyatlarda da yapılıyor. Kısaca buz üstünde böyle yaklaşık taş 50 metre ötede halkalar var. Bir nokta işte genişleyen halkalar. Siz böyle bir uzaktan taş atıp buzun üzerinde o ortadaki noktaya en yakın tutturmaya çalışıyorsunuz. İki takımlı bir spor arda arda atılıyor. İşte mümkün mertebe kendi taşınız yaklaşacak, başkasının taşı yakınsa onu da vurdurup uzaklaştıracaksınız. Amaç bu curling'de. Tabii burada taş atmak yerine insan atmak. Tabii Japonlar sevdikleri için aslında şey Volkan... sabunlu bir ortamda şey oyuna da adıma gelmediği için giremedim oraya. Şey bu curling'i Volkan'da şeyden bilir. İsveçlilerin oynadığı bir oyun vardı. Neydi o? Tahta masada oynanan. Milli spor evet. Milli sporu. Milli spor. Benzer mantıkla oynanıyor ama şeyde küçük şeyler, evet. Disklerle.
Neyse, hatırlayamadım. Burada insanlar kendilerini atıp böyle sabunlu bir ortam üzerinde kayıp noktanın üzerinde durmaya çalışıyorlar. Böyle bir game show. Başka aklımıza gelen merdiveni söyledik. Yani işte böyle. Shuffleboard İngilizcesi. Var mı? İsveççesi de vardır. Evet. Evet. Shuffleboard, evet. Aklımda kalanı söylemem gerekti. Konuyla alakası oldu biraz, kusura bakmayın. Evet. Böyle böyle değişik değişik oyunlar. Genellikle biraz sadomasochist kayan şeyler ya da iğrençlik üzerine olan şeyler. Ama hani eğlendiriyor. Bilmem ne yapıyor. Bu böyle ayrı bir kültür. Birçok dünyaya da Biraz ilham vermiş. acımasızlıklarından dolayı, birazcık da insanları hırpalamalarından dolayı ünlüler. Yani Evet. Yani bunlar sınırın game show'lar olmaması. mesela. Hani evet. Bunu Evet. televizyonda nasıl gösteriyorlar Mesela dediğin şeyler var. yani kamera şakalarına falan baktığın zaman da benzer şeyler görebiliyorsun. Mesela adamın tekini görüyorsun. Sauna gibi bir ortama giriyor. İşte üzerindekileri tabii çıkarmış, çırılçıplak bir şeye koltuğa böyle uzanıyor. İşte sauna da terleyecek. Öyle düşünüyor adam. Öyle olacağını düşünüyor. Sonra koltuk böyle yavaşça 180 derece dönüyor. Saunanın altı açılıyor ve adam o koltukla beraber Dışarı fırlatılıyor, bir dışarıya fırlatılıyor ve fırlatıldığı yerde meğersem şeymiş, bir kayak merkeziymiş. aynı, evet. Dağın tepesinden aşağıya kadar çırılçıplak Kayıyor aşağı doğru. ve şeye de bu koltuğun arkasına da jet motorlar konulmuş. Yani sadece kaymakla kalmıyor. Adam aşağıya doğru uçuyor. Roketliyorlar. Eşek şakası mı? Bir de Roketliyor. dediğin şarkının Düşerilme ararsın. Karın içine yuvarlananı mı ararsın? Başkalarının üzerine çullananı mı ararsın? Hakikaten eşek şakası ya. dediğin şakanın bir versiyonu daha görmüştüm. Çok benziyor ama bir tık daha kötüsü bence. Sauna değil de tuvalet. Adam tuvalete Evet. çöldürmüş. Tam kakasını yapacak. Roketle diyor, adamı bir fırlatıyorlar kabinden dışarı. Adam böyle seçer pozisyonda Kendini bayır aşağı, ortalıkta karın vuruyor. üstüne fırlıyor. Hani adam belki sıkışmıştır, başlamıştır işlerine. Öyle bir şey olsa ne olacak? Hani neyse, onu Hiç ya, görmedik. şöyle umumi tuvalet gibi yola şeye koymuşlar Evet, kaldırımı. aynen. Adam oraya giriyor, Evet. sonra o duvarlarını kaldırıveriyorlar vinçle. Duvarlar bir düşüyor, hop roketleyip fırlıyorsun aşağı. Oturmuş halde klozette kalıyor böyle insanların ortasında. Böyle şakaları var mesela. Ya da asansöre biniyor. Asansörün altı açılıveriyor, düşüyor aşağıya. Bak mesela orada güzel paylaşılmış. Trap in elevator diye. Yani gerçekten insan acımasızca bir şaka anlayışları var. Yani bu neyin garezidir arkadaşlar? Tamam, yani şaka maka anladık da neyin garezi ya? Ya Yazıktır, günahtır insana. böyle şeyler var. Adamı mancınıkla atıyorlar ya. Bildiğin ya, oturttukları şey bir mancınık. Bir fırlatıyor adamı, adam 30-40 metre uçuyor, ne olduğunu bilmiyor. Yani Avrupa'daki kamera şakalarıyla karşılaştırdığın zaman haddi hesabı yok. Avrupa'da ne olur? Böyle işte manken gibi durur, hop diye korkutuverir böyle. Yani. Burada da mancınıkla 40 metre öteye fırlatıyorlar. Ne olursa olsun. Yani Bizi görmedi, hakikaten şikayet etti demez. hiç. Ya da şey var mesela. Öyle şeyler varmış mesela. Japonya'da paralı duşlar varmış. Giriyorsun işte, jetonu atıyorsun, 10 dakika duş alıyorsun falan gibi Şey, şey. umumi tuvalet gibi, Umumi. umumi duş. Umumi tuvalet gibi, umumi duş. Adam oraya giriyor, banyo yapacağım diye. Banyo yapmaya, şampuanlanmaya başlıyor. Havandan bir şey açılıyor. Bir yer açılıyor. Aşağıya mesela bir kadın kafayı aşağıya doğru uzatıyor. Saçlarıyla adamın sırtına dokunmaya başlıyor. Adam tabii korkudan yere yapışıyor falan. Onun düşüp kayıp düşmesini falan izliyor. Yukarıdan böcektir, yılandır, onları da atıyorlardır. Ya yaparlar. Ya yapacakları şeyin sınırının olduğunu düşünmüyorum. Yani hayal gücü sınır.
Evet, bol bol O böcek yüzden yemeli, yılan çıkmalı, bir şey bir yerine bir şey batırmalı, şakalar. korkutmalı ve acıtmalı. Evet. Özellikle de bel altı bölgelere çok vurmayı seviyorlar. Böyle bir espri anlayışları var. Yani Yani bu izleyin bakın zaten kültür. popülasyonumuz artmıyor diye üzülüyorlar. Millet çoğalmıyor diye. Bir de vurup vurup duruyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Üzülmüyor? Ya 120 milyonluk ülke neyi? Dur daha Şey, çoğalmasınlar. Tokyo için öyle bir şey varmış. Gençler üremiyor diye üzülüyorlar. Yaşlı nüfus artmış. Genç yokmuş. Doğru. Onların yaşlı nüfuslara bakacak gençlere ihtiyacı var. O yüzden robotlara Aynen abandılar. Onu da öyle. başka bir bölümde Gençler. konuşuruz. Tamam. Tokyo'nun Evet. Karanlık Yüzü adlı başka bir bölümde onları konuşuruz. Evet. O yüzden bakın ilginç yani işte hayal gücünüzün almayacağı şeyler. İşte okulunuz genişler. YouTube'dan izleyin. Kardeşleri Diyerekten seviyorsanız Garip Galaktik Moşi. Kağıdı attım şimdi, ezberlediğim şeyi Arigato söyleyemiyorum. Hadi bay bay. gozaimasu.